Sıfada var da. Teknoloji Vakfı diyor. Ya. Ömer, bunu kapatalım. Teknoloji Vakfı diyor. TÜBİTAK SAGE diyor yani. TÜBİTAK Teknofest SAGE diyor. diyor. Teknofest diyor. Efendim, Kuralım. STM diyor. Kuralım buralarda diyor. Geleceğin silahları üretilsin. Üretilsin diyor. Bunlar hayal değil diyor. Bir insansız hava aracı yapmak hayal değil diyor. Amerika'dan daha iyi silahlar yapmak hayal değil diyor. Değil Ve mi? diyor bu diyor kuracağımız vakıf Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üretmesi gereken stratejik önemdeki silahların kurgulamasını, dizaynını yapsın diyor. Şimdi bunu söylediğinde bugünün gençleri bilmez. En azından ilgili olmayanlar bilmez. Merhum Erbakan hocayla dalga geçiyorlardı. Hoca yine uçtu. Hatta O şişeden bakın çıkan cini o yüzden işte tabii var. hoca yine uçtu yazın arkadaşlar. Ben şu an ağzımdan çıktı bu ama ben böyle haberler hatırlıyorum. Hoca yine uçtu. Mahmut bir baksın internette. Öyle haberler yapıyorlardı. Hoca yine uçtu. Merhum Erbakan hocaya dalga geçelim. Mercimeğin altı, kadayıfın altı. Efendime söyleyeyim. Özür dilerim. Kadayıfın altı. Kızardı mı, Kızar mı, kızarmadı mı? kızarmadı mı Bu file vesaire. kaça dolar? Evet, bu file Meclis kürsüsünde. hocayla dalga geçiyorlardı. Bravo. Gavurluklarından bak, başka bir şey değil. Bravo. Gavurluklarından. Şimdi karikatürü de alayım, sözü size bırakacağım. Estağfurullah, buyur. Karikatürü de verin arkadaşlar. Şimdi merhum Erbakan hocanın 90'lı yıllarda hayal ettiği, 97'de hayal Dört numaralı. ettiği 4 numaralı fotoğraf, 97 yılında hayal ettiği projeler vardı. Diyor ki yeniden büyük Türkiye projesi bu. Bir kez daha hatırlatayım televizyonu yeni açanlar için. Muhtemelen o günün Milliyet Gazetesi'nde yer almıştı bu. Merhum Erbakan hocayı cin gibi hicvetmişler. Fesli. Fesli, efendime söyleyeyim, şişeden çıkan cin gibi. Ve hocayla, merhum hocayla kendilerince alay ediyorlar. Kaça mal olacak? 55 milyar dolara. Ya 55 milyar doları buldun da yaptın. Ne zaman bitecek bu büyük projeler? Büyük kısmı 2000'den önce bitmiş olacak. Bunu da vererek hoca uçuyor, hoca dalga geçiyor diyorlardı. Neymiş hayali Yusuf Alabarda? Bir, Kurtköy Serbest Bölgesi ve Havaalanı. İstanbul'a yeni bir havalimanı. Evet. Bursa'ya çevre yolu. Tüm diğer yollar çift yol. O gün çift yol dediğimiz, Yok. bugün duble yol dediğimiz. Gebze'den köprülü geçit. Osman Gazi. Osman Gazi anlatıyor. Boğaz'a tüp geçit. Marmaray. Avrasya, Marmaray. Evet. Hızlı tren İstanbul Ankara 2 saat, Ankara Konya 1 saat. Hayaldi gerçek oldu. İskenderun'a Singapur oluyor. İskenderun. İskenderun Havalimanı. Evet. Şey düzeltiyorum, Deniz Deniz Limanı. Limanı. Otoyol ağı. Büyük kentler arasında. Ne kadar otoyol yapıldı biliyor musun? Tabii. 80 ile havaalanı. Ve Şimdi Türk Hava Yolları. evet, şimdi diyorlar ki dün akşam bir yayındaydım. Vay efendim neymiş? İşte uçmayanların da parası alınıyormuş bilmem. Yahu bölgesel havalimanları yapıldı. Hepsinin parasını ödesen günün sonunda Ya 20 Turgay yıl Güler, sonra hiç izahat yapmayıp direkt şeyde bir daha denk gelirse bir bitmediniz bir be. bitmediniz. Bir bitmediniz yani. Aynen öyle. Devam edelim. Atom santrali. Akkuyu Nükleer Elektrik Santrali. Eyvallah. Doğalgaz, bütün ülke satında doğalgaz Şu an şebekesi. 81 vilayet doğalgazla 54 milyon kişi doğalgazdan Türkiye'de direkt olarak istifade ediyor. Şimdi bunlar 2000 yılına kadar bitecekti bir kısmı. Büyük bir kısmı. Başlayacak ve bitecek Bitecekti. olanlar. Darbe yaptınız. 28 Şubat darbesini yaptınız. Sonrasında ülke ekonomisini batırdınız. 1 milyar dolara muhtaç hale getirdiniz. Ve bu projeler Ve dalga geçtiniz. ve dalga geçtiniz ve bu projeler gecikmeli de olsa Hayata girdi. bir başka babayiğit tarafından hayata Hayır. geçirildi. Hocanın bir talebesi Talebesi tarafından hayata hayata geçirildi. geçirildi. Eğer Kudurmanızın sebebi de bu. şimdi buraya çok dikkat. Eğer 2000
7'deki 27 Nisan en muhtırasıyla başarabilseydiniz hayata geçirilemeyecekti. 2008'de AK Parti'yi kapatıp Erdoğan'ı siyasi yasaklı hale getirseydiniz başarılamayacaktı. Gezi Parkı'ndaki Taksim Dayanışma Grubu'nun size dikte etmiş olduğu havalimanı inşaatına son verine, şuna son, buna son, gerekli mesajı aldık diyenlerin dediği gibi davransaydınız bunlar gerçekleşmeyecekti. 17-25'te bu işleri yapanlar içeri tıkılsa, Erdoğan devrilse bunlar olmayacaktı. 15 Temmuz'da başarılı olsaydınız bunların hiçbiri gerçekleşmeyecekti. Yahu hakikat bu kadar yalın değil mi? Bu kadar yalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.